Gençler selam. Ben Emir Hocanız kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? İntegralde konu anlatımını birinci dersini bitirdik. Onunla ilgili soru çözeceğiz. İntegral öyle bir şey arkadaşım. Ne kadar çok soru çeşidi görürsen o kadar net artırırsın. Ve şunun garantisini veriyorum. Şu konu anlatımıyla birlikte bu soruların çözümlerini tam anlamıyla kavra. 4 ile 4 garanti. Bak 4 ile 4 garanti. Şimdi ne yapacağız? Hemen sahnemizi çevireceğiz. Ve ilk kavram dün neyi görmüştük? Diferansiyeli. Diferansiyel şuydu. Bu ifadenin türevi çarpı dx demekti. Şimdi ben dfx'i bulurken ne yapacakmışım? Hemen gösteriyorum. İçerinin türevini alacağım. Ve onu dx ile çarpacağım. O zaman benim içeriden bahsettiğim ifade şu aslında. x küp eksi x kare artı 1. Bunun türevini alacağım. 3'ü başa attın üstünü 1 azalttın. 2'yi başa attın, üstünü 1 azalttın. Sabitin türevi 0'dı. Ben bunu ne yapacakmışım? dx ile çarpacakmışım. O zaman cevap D şıkkı geldi güzel insanlar. Geçtik ikinci sorumuza. Eğer bir integral var. Karşı tarafında eşiti varsa korkma. Çok basittir. Bak tekrar söylüyorum. Bir integral var ve onun karşı tarafında eşitlik olarak bir ifade varsa ondan korkmayacaksın. Peki Hemen ne yapıyoruz? Her iki tarafın türevini alıyoruz. Ama bu sadece eşitlik sorularında geçerli. D bölü dx yazdım. Şimdi kural neydi? Bu dx bu dx'i götürüyor. Bu diferansiyel buradaki integral operatörünü götürüyor. x çarpı fx kalıyor. Bu. Geldin hemen buranın türevini aldın. 3 tane x kare yaptı. Eksi 2x geldi mi geldi. Buradan sonra F3'ü bulacağım. 3 yazarsan 3 tane F3 eşittir. 3 yazdım 9, 27. Geldim buraya 6 çıkarttın. F3 dediğin ifade 21 bölü 3'ten 7 C şıkkı geldi. Mantık bu şekilde. Geldim hemen bir sonraki soruma. Bak integral toplamayı çıkartmayı ayırır birleştirir. Ama çarpmayı, bölmeyi ayırmaz. Bunu unutma. Peki ne yapacaksın? Şu an ayrı ayrı yazılan integralleri birleştireceksin. Peki nasıl birleştireceksin? Peki integral altında 3 tane fx'ten 1 tane fx çıkarsa 2 tane fx kalır. Çarpı dx'ini yazdın. Eşittir 2 tane x küp eksi 4 tane x kare artı c. Peki Emre Hoca bana söyledi bir önceki soruda söyledi. Bir eşitlik varsa. Bak var mı var. Hemen bu integralden kurtulmanın yolu ne? Her iki tarafın türevini al. D bölü dx yazdım. Geldim buraya d bölü dx yazdım. Ne yapıyordu? Şunu yapıyordu hocam. Şu dx bunu götürdü. Bu d integrali götürdü. 2 tane fx kaldı. Ben buranın türevini alırsan 3 başa geldi. 6 tane x kare oldu. 2 başa geldi. 8 tane x geldi. Sabitin türevi de 0. Şimdi fx'i önce bir yalnız bırakalım. fx dediğin ifade ne oldu? 2'ye bölersen 3 tane x kare eksi 4x. Benden f türev eksi 1'i istiyor. O zaman bir kez türevini alalım bunun. Türevini aldın. 6x eksi 4 oldu. Eksi 1 yazarsan da f türevi eksi 1 Eksi 6 eksi 4'den eksi 10 çıkar. Olay bu kadar. Zor mu değil? Bak ne yaptın? Artık bu soru kalıbını öğrendin. Bir tane fonksiyon var. Karşı tarafta bir eşitlik varsa türevini alarak integralden kurtuluyormuşum Şimdi geldim buraya. Bakın bir önceki konu anlatım kısmında Emre Hoca bize şunu söyledi. f x dx dediğin şey hocam f u d u dediğin şeye aynı zamanda F, K, D, K dediğin şeye aynı zamanda bir tane daha yazacağım. F, Y, D, Y dediğin şeye eşitti. Yani integral değişkenden etkilenmiyordu. Anlaştık mı? Yani burada yazmış ya bir tane F, X, D, X'in integrali buysa hemen ben yazıyorum bir tane F, U, D, U'nun integrali de U artı 1 bölü U kare artı C'dir. Bu kadar. Mantık bu. Başka bir şey yok. Ya da bir tane bak. Bir tane. Şurada bir tane var. F T D t integrali şudur güzel insanlar. Hemen T artı 1 bölü T kare artı C'dir. Tamam. E şimdi ben şu 2'yi hemen özellikten dolayı integralin dışına atabiliyordum. Attım. 2 tane integral ft dt oldu mu? Oldu. E ben bunu sana burada buldum. Neye eşitti bu? 2 çarpı t artı 1 bölü t kare artı c. Şimdi konu anlatımında sana sürekli söylediğim bir şey vardı. Bunu da burada hatırlayacağız. 2t geldim yazdım. Artı 2 bölü t kare Artı C. Hatırlıyor musun? C'yi 4'le de çarpsan yine C oluyordu. C'yi 1 bölü 5'le de çarpsan yine C oluyordu. Burası hiç değişmiyor. Lütfen böyle bileceksin. O zaman cevabın B şıkkı geldi. Mantık bu. 2C yazmış. Bu sadece senin böyle kafanı karıştırmak için 60 şıkka. Anlaştık mı? Alakası yok. C yazıyorsun hep. Şimdi geldik buraya. Şimdi ben ne yapıyorum? Hemen seninle birlikte düşünüyorum. FX fonksiyonuna x eşittir 5 absisi noktasından çizilen teğetin eğimi. Ya konu türev mi integral mi hocam? Buna bir karar verelim. Konumuz integral. Ama ne yapıyorsun? Burada türevle ilgili soru tarzları var. Onları kullanacağız. Şimdi bir noktadaki teğetin eğimi neydi? Tabii ki oradaki türev değeriydi. Eğer ki bunları bilmiyorsan benim bilgisayarmal türev kampımın geometrik yorum kısmını izleyebilirsin. Şimdi f türev 5'i bulacağım. Hocam ben burada buranın mecburen türevini almak zorundayım. Şimdi sen sol tarafın türevini alıyorsan güzel insan sağ tarafında türevini almak zorundasın. Şimdi burası çok kötü oldu değil mi? Böyle iç içe. Gel hemen onu aşağıya düzgün yazalım. D bölü dx integrali hemen ne yapıyorsun? Düzgün şekilde yazarsan daha rahat görürsün. D bölü dx yine köşeli parantez integral. Şurası çok uzun değil mi? Böyle x kare eksi 4x artı 5 bölü x eksi 3 çarpı dx. Bak şimdi güzel insan. İyi izle Emre Hoca'nı. Hemen şuranın f türev x olduğunu öğrendik artık. Bu dx bununla gitti. Bu d bununla gitti. F türevi bak tak diye buldun. Neymiş o? Hemen bölü çizgini çizdin. x kare eksi 4x artı 5 bölü x eksi 3. Benden f türev 5'i istemişti. f türev 5, 25, 30, 20 çıkartırsan şurası 10 gelir. 5 yazarsan 2 gelir. Cevap da 5 çıktı. C şıkkı geldi. Mantık bu şekilde. Bak ne kadar güzel gördünüz mü? Hemen ne yaptım? Eğetin eğimini bulmak için türev lazım dedim. Buranın türevini aldım. Sol tarafın türevini alıyorsan sağ tarafın da türevini aldın. İfade geldi. Dx, dx'i götürdü de integrali e götürdüm. Cevap çıktı. Geldim buraya. Şimdi ben size bir önceki konu anlatım kısmında hep şunu söyledim. İntegral f(x) dx. Geldik. Buraya büyük f(x) artı c yazdık. Hatırlıyor musunuz? Ters türev, ters türev, ters türev. Burada bileceğin tek şey şu kardeşim. Güzel kardeşim bak. Şu, bunun türevi eşittir budur. Bu kadar basit. Şimdi yani sen burada h türev x'i aldığın zaman kime eşit olacakmış? fx'e eşit olacakmış. Bu peki hocam benim h istediğim dediğim şey kime eşit? O da senin büyük fx'ine eşit. O zaman bunun türevini alırsan bunun da türevini alacaksın. Hocam bizi bir daha aydınlat. Ben burayı anlamadım bu geçiş. Bak şu aslında şu büyük f. Bak şu Anlaştık mı? Ben bunun türevini alınca şu HX'in türevini alınca kime eşit oluyordu? Buna. O zaman gerisi çok basit. Hemen geldim türevini alıyorum. Aldım. 2 başa geldi. 2x. Eksi 2x'in türevi. Eksi 2. Ne yazacağım yerine? 2 yazacağım. O zaman h türev 2 eşittir. 4 eksi 2'den 2 geldi. Olay bu kadar basit. Mantık bu. Sen bunu bileceksin. Bak şunu bileceksin. Anlaştık mı? Geldik hemen bir sonraki kısma. Şimdi bak tane tane anlatıyorum. Lütfen bendesin. İntegral d bölü dx. Bak d bölü dx. Geldin şuraya fx sonra dx yazdın. Bunun anlamını bilmek zorundasın. Güzel insan bunu bilmek zorundasın. Bu şu demek fx artı c demek. Bu c olacak. Bak lütfen bu özelliği bileceksin özelliği bir soru 2 saniyede geliyor. 2 saniye bilemedin 3 saniye. O zaman hocam ben şuradaki fx'i yazdım. Eşittir dedim bak. Burada d bölü dx var. Bak gösteriyorum. Bu d bölü dx bununla geldi. Bu dx bu oldu. Demek ki ben buranın içini alacağım. Direkt yazacağım ve integrali koymayacağım. O zaman x kare artı 1 bölü x eksi 1 artı C mevzu bu. Bak, çok basit. Tekrar söylüyorum. 1. D bölü DX. D bölü DX. Tamam. DX. DX. Tamam. X kare artı 1. X eksi 1. Bu FX'e eşitmiş. İşte bu integralin sonucu direkt FX artı C. Yani şu ifade artı C. Anlaştık mı? Burada türev almadım. İki tarafın bir işlemini yapmadım. Bak sakın ama sakın bunu unutmayın. Sakın gidip onu karıştırmayın. Şimdi Geldim. Ama hocam siz bize hep şunu dediniz. Dur konuyu devam etmeden önce şunu söyleyeyim. Hocam bir eşitlik gördüğün zaman integralden kurtulmanın yolu hemen direkt işte her iki tarafın türevini almaktı. Ama güzel insan bak burada farkında mısın? İçeriye farklı şeyler yazmış. Daha basit bir şey var. Mevzu bu şekilde yani. Her zaman gidip direkt her iki tarafın türevini almayacağım. Bak burada aldığım zaman bak içeride hep böyle yalın bir şey var. Bak burada içeride yalın bir şey var. Burada içeride yalın bir şey var. Burada bir şey var. Ama burada ise İçeride dikkat ettin mi? D bölü de x yazmış. Şimdi hemen f 2yi bulalım seninle. 2 yazarsan 4, 5 bölü 1 artı c. Buradan 2 neye eşitti? 7'ye. 5 artı c. Buradan c kaç geldi? 2 geldi. Şimdi seninle birlikte ne yapacağım? F 3'e bakacağım. 3 yazdım. 3'ün karesi 9. 1 ile topladın 10. 3 eksi 1 2. C'yi de 2 bulmuştum. Cevap 5 artı 2'den 7 geldi. E şıkkı çıktı. Mantık bu. Geldik hemen bir sonraki soruya. Bak şimdi. Soru basit mi basit. Aynı şeylerde dönüp dönüp dolaşıyoruz. Şimdi içerisi yalın bir şekilde gördün mü? D yok. D bölü DX yok. Hani bir önceki sorudaki gibi. Karşı tarafta bir eşitlik var. Her iki tarafın türevini aldığın an soru bitiyor. Geldin her iki tarafın türevini aldın. Yani D bölü DX'ini. Şimdi burada ne yapıyordu? Dx bunu götürüyordu. D de bunu götürüyordu. O zaman x kare çarpı f x artı 1. Geldim. Buranın türevini alırsam 4 başa gelir. 16 tane x küp olur. 3 başa gelir. 9 tane x kare geldi. Şimdi x kareye burayı böleceğim. Böldüğün zaman ne olur? Bak iyi izle. x kareye bölersen şurada 16 tane x gelir. Artı 9 çıktı benden fx'i bulmamı istiyor. Biz fx artı 1'i bulduk. O zaman x gördüğüm yere x eksi 1 yazacağım. Bak x eksi 1 yazarsam fx olur. 16 tane x eksi 1 artı 9. Cevap 16 x eksi 16 artı 9. Cevap 16 x eksi 7 geldi. Erzincan çıktı. Mantık bu. Şimdi geldim hemen bir sonraki soruma. Şimdi bakın canlarım ciğerlerim benim güzel öğrencilerim. Önce diferansiyel fx'i bana bir hatırlat Emre Hocam. Bana önce onu bir hatırlat. Bu şu demekti. F türev x dx demekti. Tamam. Emre Hoca'm bana başka bir şey daha hatırlatman gerekiyor. O da şu. Diferansiyel fx. Bak. integral diferansiyel fx geldiği zaman sen diyeceksin ki hocam bu fx artı c. Emre Hoca bana bunu öğretti. Bunu bileceksin kardeşim. Tamam mı? Bak tane tane anlatıyorum. Ben bu ifadeyi düzenleyeceğim. Hemen şurada düzenleyelim. Hx dediğin ifade integral sevenleri kavuşturur. Ne yapar? Birleştirir. Tek çatı altında birleştirdi. Burası f türev x çarpı gx öyle artı g türev x çarpı fx sonra köşeli parantezi koydun şuraya dx yazdın. Şimdi arkadaşım bak iyi dinle beni. Şurası şurası neyin türevi? Bunu bildiğin an iş bitti. Hocam birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci. Hocam burası çarpımın türevi. Burası aslında f çarpı g'nin neyi türevi? Bak f çarpı g'nin türeviyle kimi çarpmışım? dx'i çarpmışım. O zaman aslında bak şuranın komplesi sarıya boyadığım şey bak sarıya boyadığım şey Burayı gördüğün an bütün soru tarzlarını yapacağız seninle. Burası aslında şuna eşit. Diferansiyel fx çarpı gx demek. Bunu kavradığın an bitmiştir. Bak sarı buna eşit. İntegral başında olacak. Yani bu ifade şuna dönüştü. Bakalım. Şimdi tersten ispatını da yapalım. Devam edelim. Birincinin türevi çarpı ikinci artı ikincinin türevi çarpı birinci ve diferansiyel olduğu için bir de dx olacak. Bak bu. Şimdi bu özellikten dolayı bu neye eşitmiş? Bu tabii ki fx çarpı gx artı c'ye eşitmiş. Yani benim şu koskocaman hx dediğim fonksiyon bu geldi. Gerisi h2'yi bulacağız ama öncesinde bilgiler var bak. Sıfırı biliyorum. Bunu biliyorum. Kullanacağım. Hemen kullanalım. h0 eşittir. Burası f0 çarpı g0 artı c. Peki F0 soruda kaç verilmiş? 0 verilmiş. Burası buradan gitti. H0 kaç çıktı? 3. C'yi 3 buldum. Şimdi seninle birlikte H2'yi bulacağım. Nasıl bulacağım hocam? H2 eşittir. F2 çarpı G2 artı C. C'yi de 3 buldum. F2 7. G2 de eksi 5. Çarptın eksi 35. Artı 3 ile de toplarsan eksi 32 gelir. Olay bu kadar basittir. Mantık bu şekilde. Zor mu? Bence değil. Gerçekten zor değil. Ama hocam biz bunları ne yapacağız? Bol soru çöze 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 pekiştireceksin. Geldim. Hemen bir sonraki soruma. Şimdi arkadaşlar bakın. Size bilerek bu soruyu ben konu anlatım kısmında çözmedim. Ama burada çözeceğim. Bir, buradaki bir integralim var. Burada da bir eşitliğim var. Ben bu integralden kurtulmak istiyorum. Her iki tarafı ne yapacağım? Tabii ki türevini alacağım. Aldım. Buranın da türevini aldım. Geldim şöyle yazdım. Bak şimdi iyi dinle beni. Çok önemli bir yer burası. Buradaki dx bu dx'i götürdü. Buradaki diferansiyel buradaki integrali götürdü. Px ile p türev x kaldı burada. Tamam. Şimdi iyi izle beni. Buranın türevini aldığın zaman 6 tane x kare eksi 2x artı 5 gelir. Bak türev her zaman fonksiyonun derecesini düşürür. Türev her zaman fonksiyonun derecesini düşürür. Yani bunun derecesi m ise bunun derecesi bunun bir eksiğidir. Toplama yaparken her zaman derece büyük olandı. Karşı tarafın derecesi 2 ise demek ki benim px polinomum ikinci dereceden bir şeydir. Bak burayı görmeniz çok önemli. Şimdi geldim hemen p türevi x'e baktım. Buranın türevine geldi. 2 tane ax artı b geldi. Şimdi bunları taraf tarafa toplarsak ne oldu? ax kare geldi artı 2A artı B x geldi. Artı B artı C geldi. Burası işte 6x kare eksi 2x artı 5'miş. O zaman x kareyi x kareye eşitleyeceğim. A buradan 6 çıktı. Hemen geldim yazdım. A 6 ise 12 artı B dediğin ifade eksi 2. B buradan eksi 14 geldi. Karşıya atarsan çıktım. B eksi 14 ise eksi 14 artı C de 5'e eşit C de buradan 19 geldi. O zaman benim Px polinomum şuna dönüştü. Bak Ax kare 6 tane x kare. Eksi 14x artı 19. Ne yapacağım? P eksi 1'e bakacağım. P eksi 1. O zaman 6 artı 14 artı 19. Yani cevap 39 gelir. Güzel insanlar. Olay bu. Geldik 11. sorumuza. Şimdi fonksiyonun azalan olduğu en geniş aralık nedir? Şimdi hocam bize artan azalanlığı nasıl anlattınız? Fonksiyonun türevini alıyorduk. Hemen geldim şöyle. Sonra bunun türevini sıfıra eşitliyordum. Sonra tabloyu oluşturuyordum. Kökleri yazıyordum. Bitiyordu iş. Şimdi mecburen ben f türevi bulmak zorundayım. Buranın türevini aldım. Buranın türevini aldım. Olay bu kadar. Şimdi türevini aldığın zaman f türevi x geldi mi? Geldi. Türevini alırken dx dx'i Diferansiyel integrali götürdü. x kare eksi 6 x çıktı. Hemen bunu sıfıra eşitlersen. Bak eşitledim. x parantezinde x eksi 6 eşittir 0 çıktı. x buradan bir 0 gelir. x buradan bir de 6 geldi. Hemen çizdim. Şura 0. Şurada 6. İşareti artıyla başlattık. Eksi artı. Artan. Azalan. Artan. Benden azalan olduğu yeri sormuş. Yani türevin negatif olduğu yer. 0, 6 aralığı. Cevap C şık. Olay bu kadar basit. Geldim. Hemen bir sonraki soruma. Şimdi canlarım ciğerlerim. Bak tekrar söylüyorum. İntegral, diferansiyel, fx'i gördüğün an bu neye eşit? fx artı c. Tamam mıyız burada? Tamamız hocam. Bak dikkat. Şurayı bir düzenliyorum seninle birlikte. Büyük fx dediğin ifade şuymuş. Bir integrali koydun. f türev gx siz şu an cevap veriyorsunuz bana. Ben hissediyorum. G türev x çarpı dx. Ben bunu biliyorum hocam. Ben bunu kalbimin orta yerine yazdım. f türev g çarpı g türev demek bileşkenin türeviydi. O zaman yanında bir de dx varsa burası aslında diferansiyel f bileşke g x'tir hocam. Al. Sen bunu bana öğrettin. Bak ne yaptım türevini aldım. Yanına dx'i koydum. Peki bu neye eşitti? fx artı c'ye. Aslında burası fog x artı c çıktı. Yani benim büyük fx dediğim şey aslında fog x artı c geldi. Şimdi ne yapacağım? Hemen 1 yazacağım yerine bak. 1. 1 yazdığın zaman f1 dediğin şey fog 1 artı c demek. F1 kaç verilmiş? 5 verilmiş. Fog 1 kaç verilmiş? 2 verilmiş. C'yi buradan kaç buldun? 3 buldun. Tamam. Şimdi F 2'yi bulacağız. O da Fog 2 artı C. C de 3'tü. Cevap Fog 2 artı 3. Yani Erzincan geldi. Yazar ne kadar çok Erzincan'ı seviyormuş. Hep bizim memleket çıkıyor. Bizim memleket çıkıyor. Geldik bir sonraki kısma. Şimdi soru çok basit. Soru çok 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 basit. Yeni başlayan kardeşim belki der ki ben bunu nasıl yapacağım? Hocam bu çıkmayacak. Korkma. Bak önce şuna bakalım. İntegral toplamayı ayırır. Yani şurası fx dx yazıldı. Sonra integral gx dx yazıldı. Tamam. Burası 3x küp. Sonra artı x kare. Sonra eksi 2x artı c. Hemen altına nur topu gibi şu çizgiyi çiziyorum. Ve şununla şunu topluyorum. Bak integral fx dx ile integral fx dx toplanırsa ne olur? 2 tane olur. Sadece bu kadar. Geldim bunu yazdım. Hocam ya bu çok basitmiş. Evet basit. Artı gx dx ile eksi gx dx toplanırsa ne olur? 0 olur. Düşün sen artı 2 ile eksi 2'yi topladığın zaman ne oluyor? Ya da fx ile eksi fx'i topladığında ne oluyor? Ya da f türev x ile eksi f türev x'i topladığında ne oluyor? Hepsi 0 oluyor. Bu da aynı mantık işte güzel insan. Geldim buraya. 3x küp, 1x küp daha 4x küp. Geldim yazdım. x kare eksi x kareyi götürdüm. Eksi 2x. Dikkat c ile c'nin toplamı yine c. Burası hep böyle. Şimdi ben buradaki ne yapacağım? 2'yi istersem karşı tarafa göndereyim. Böyle olacak. fx dx eşittir. 2'ye böldün 2x küp. 2'ye böldün eksi x. 2'ye böldün yine c. Orası hiç değişmiyordu. Ne yapıyorsun? Bundan kurtulmaya çalışıyorum tabii ki buranın türevini alacağım. Buranın da türevini alacağım. aldım. Türevini alırsan fx kalır sadece. Nasıl oldu? Bu bunu götürdü. Bu da bunu götürdü. Eşittir. 6 tane x kare eksi 1 geldi. Bizden istenen şey ne? F1. F1'e baktığın cevap 5 çıktı. F eksi 1. Ona da baktın o da 5 çıktı. Toplamları da 10 geldi. Mevzu bu şekilde. Geçtik bizim son sorumuza. Hocam, 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 hocam. Burası çok zor ya. Ben bunu nasıl yapacağım? Yeni başladım. Korkma kardeşim. Bak dikkat et. Birincinin türevi çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü ikincinin karesi. Allah Allah. Bu neydi? Bu şuydu. x kare bölü f(x)'in türeviydi. Birincinin türevi 2x çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü ikincinin karesi. Ama şu dx olduğu için mecburen ne oluyordu? artık şuraya diferansiyel yazıyordu. Özellik neydi? Özellik çok basit hocam. Bu direkt x kare bölü fx artı c demekti. Şimdi hocam bize öyle bir şey öğretin ki durduk durduk turnayı gözünden vurduk dediğimiz şey olsun. Bak şimdi burada c var ya karşı tarafta da c var. Her öğrenci güzel kardeşim şöyle başlıyor. Bu c bu c'yi götürür. Hayır arkadaşım bak bu c karşıya gider. C'den c çıkar yine c gelir. Çünkü buranın sabiti olan C ile yan tarafın sabiti olan C farklı C'lerdir. Anlaştık mı? Ama biz hepsine genel C adını veririz. O yüzden sen ne yapıyorsun? Artık buraya C yazmıyorsun. Karşı tarafa gelip kök x artı C yazıyorsun. Buradaki C karşıya gitti. Unutma bak burada normalde bir C var. Şimdi 4 yazacağım. 4 yazarsan 16. Şurası F4. 4 yazdın. Şurası 2 artı C çıktı mı çıktı. F4 soruda kaç verilmiş? 2. 16 bölü 2 8. 2'yi karşıya gönderdin. C buradan kaç çıktı? 6 geldi. Şimdi 1 yazacağım. Hemen 1 bölü F1 geldin. Buraya 1 yazdığın zaman 1 artı C'yi 6 buldum. 1 bölü F1 eşittir buradan 7. F1 dediğin ifade 1 bölü 7 geldi. Mantık bu şekilde. Toplam 14 tane soru çözdüm. Her soru birbirinden harikaydı güzel insanlar. Ne yapıyoruz? Bir sonraki konu anlatımı ve testte görüşmek üzere diyoruz. Seviliyorsunuz.